Wilfried Zaha transferi çok fazla konuşuluyor tabii Fenerbahçe'de. Hocam Kent geldi, şimdi Zaha konuşuluyor. Tabii hani Zaha varsa muhtemelen Zaha'yı her kulüp ister. Böyle bir piyasada kadrosuna katmak ister ama yani Wilfried Zaha için de ilginç bir dönem. Çünkü ilk defa ülke dışına çıkma ihtimali var. Lazio tekliflerden birisi. Onlar Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Öyle bir avantajları var. Fenerbahçe'nin teklifi Lazio'dan daha yüksek. Crystal Palace da tekrardan Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor ama herhalde yakın dönemde sonuçlanır gibi. Eğer olumlu sonuçlanırsa Zaha sizce Fenerbahçe'ye ne katar? Gelirse tabii ki çok şey katar ama tabii planlamayı yaparken nasıl bir mantıkla bakıyorlar tabii ona bakmak da onu konuşmak lazım. Şimdi illa rakibim almasın diye benim almam hem mali açıdan hem de orada bulunan oyuncu grubu açısından da ilerleyen zamanın içerisinde bir enerji düşüklüğü de yaratabilir. Çünkü ilk önce oyuncuyu gönderebilirseniz göndereceksiniz ondan sonra oyuncuyu alacaksınız. Yani bunu garantiye aldıktan sonra yapıyorsanız bence çok olumlu bir transfer olur ama tabii Hocam planlamada yine de yani senin kastettiğin Rossi diyelim gönderdi falan, orada oynuyor. evet. Kent var elinde. Kent var şey nedir Başka? dedi. Yok yok metropolünü getireceksin Kent'in bir üstünü. evet. Saha evet. Saha gelince Kent'i ne yapacaksın? Yani ya kenarda duracaksın o aldığın oyuncuya da haksızlık oluyor aslında. Yani Onun da verimini düşürüyorsun ki Kent kaliteli bir oyuncu. Yani kanatlarda yani Dzeko'yu aldıysan Kent çok kıymetli oluyor. evet, Emre Mor var mesela hala Evet ya, konuşulmayan. bana göre İrfan Can da şöyle öbür hocam, tarafta. konuşulmayan derken çok konuşulacak sezon içerisinde. Neden? Çünkü hani üç yerli kuralından dolayı şimdi Sık sık kalede oynayacak. muhtemelen Livakovic olunca artık o transfer de bitme aşamasında. Şimdi Bekao'yu aldınız İmza stopere. atılmadan Yani inanmıyoruz. aşamasında dedim yani Evet. hani muhabir arkadaşlarımızdan gelen bilgiler o yönde. Şimdi Bekao'yu o da imza atmaya çok yakın. Zaten İsmail Hoca bitti dedi. Ciku'yu aldınız. Şimdi bu noktada hani Luan Perez var elinizde. Savunmada bir tek Neredeyse Türk olmayacak savunma. Bir Serdar'ın şansı Ferdi'nin var. yeri bence net. Serdar'la Samet şöyle Selahattin abi onu da söyleyeyim. Çok hocanın tandemde değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Ya genelde teknik adamlar çok stoper ikilisini bozmak istemez. O yüzden hani Avrupa'da farklı, ligde farklı ikili olur mu emin değilim yani. Orada bir değişiklik olmazsa yani Ön taraf. Ferdi'nin net olduğu noktada yerli oyuncu önde oynayacak. O yüzden Emre Mor şu anda en net adaylardan birisi bence. Emre Mor var. İrfan Can var tabii. Kanatta oynatıyorlar gibi. Geçen sene tabii Jesus'un sisteminde daha çok 8 numara gibi oynattılar ama tabii rakip karşılarken daha çok kanada doğru gönderdiler. İsmail Hoca'nın burada oynatacağı sistemde tabii ki oyuncu seçimi de önem kazanıyor. Baktığınız zaman mevkisel anlamda bir sıkışıklık var. Onun için dedim yani biraz önce illa biz transfer yapalım, iyi oyuncu alalım derken elinizdeki oyuncuları da bir check etmeniz gerekiyor. Siz onu gönderebilecek bir eğer anlaşma yaptıysanız tabii ki alabilirsiniz ama illa gelsin biz dolduralım hocanın problemi olsun diye baktığınızda o sahanın içinde çalışırken bile o enerji bazen çok negatif enerjiye de dönüşebiliyor. Çünkü futbolda herkesi mutlu etme diye bir şey söz konusu değil. Günümüz futbolunda evet 5 tane değiştirebiliyorsunuz ama 11, 16. Biraz önce söyledi 40 kişi mi idmana çıkıyorlar dedin? Hocam Yaklaşık hemen evet. hemen 40 kişi yani. Yani şimdi orada 24 kişiyi mutlu edemezsiniz. Oradaki hareket yapması bile ters bir yere bakması veya size sırtını dönmesi bile oradaki enerjinin kaybolmasına neden olur. Yani tabii ki profesyonel futbolda herkes kendi ayağından asılıyor ama futbolun gerçekleri de bunlar. Hakikaten bu enerji veya işte oradaki sinerji sizin soyunma odasındaki şampiyonluğa giden ilk adım. Bakın takımları konuştuğumuz zaman herkes soyunma odasından bahseder yani şampiyonun nereden geldiğini. Tabii. İşte bu planlamadan geçiyor. Tabii ki oyuncu buna kimse hayır diyemez. Yani tabii ki çok büyük katkı sağlar. Ama burada da diğer oyuncuların o planlaması içerisinde bir yer edinilmesi gerekiyor. Ya Fenerbahçe yönetimi şuna karar vermeli. Bence Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyuncu alınmasına bana göre gerek yok. Diyelim Fenerbahçe yönetimi bir karar verdi. O zaman net tavır koysun, bitirsin. Çünkü oyuncu diyor ki biraz daha düşüneyim, şuna bakayım. Ya net o zaman bir şekilde tavır koy. Kalan buradaki oyuncuların da kafası karışmasın. Taraftar her gün bir şey beklemesin. Ya oldu ya olmadı de yani oyuncunun keyfine kalmışız şimdi. Biraz da benim anladığım şu Fenerbahçe'yi kullanarak daha iyi bir sözleşme peşinde adada. Ya Benim futbolun gördüğüm içinde o. dediğin doğru ama futbolun içinde bunlar var. Niye? Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım da istiyor değil mi? Napoli mi dediniz?
İtalya'dan Lazio dediniz. Şimdi bunun gibi muhakkak yani o tip oyuncu menajerlik sistemi herkesi zaten herkesi şey yapıyor, servis ediyor. Yani ettiği için de oyuncudan o en iyi teklifleri değerlendirme adına belki Şampiyonlar Ligi yok ama parasal anlamda burası daha yüksek gibi. Kendi adına da hem sosyal yaşantısına bakıyor, belki çocukların okullarına bakıyor. Bunların hepsinde içinde var bunlar. Yani bir anda kestirip atmak bu haberleri söz konusu değil. Ne duydum Ömer, yanlışsam düzel. İşte ailesi de sahayı İstanbul'a gitmesi konusunda teşvik ediyor falan. Öyle bir haber mi var? Evet, şimdi genelde şöyle olur ya, hani ailesi kalmak istiyor, oyuncu gitmek istiyor olur. Burada biraz daha tersi. Hani oyuncu kalmaya daha sıcak diye haberler çıktı. Ailesi gitmeye teşvik ediyor diye Peki, haberler çıktı. Peki bu ailenin teşvik ettiğine dair bilginin kaynağı ne? Ya şimdi çok fazla yerde yazılı. Hani şimdi ya bir kaynağı bilemiyorum. Bana çok yani. Aile, eşi ya da şey Dönen diyecek ki gidelim ya Türkiye'ye gidelim. Gelen bilgilerdir onlar. Ya bana böyle biraz simsar zortlatması gibi Selahattin geliyor. Selahattin abi şimdi hocam esas nokta şu. Şimdi ben dediğim gibi yani, Zaha'yı alabiliyorsam takımımı alırım. Ben burada da çok fazla fark oyuncu, yaratacağını oyuncu düşünüyorum. Oyuncu müthiş. Bizim ligimizin üzerinde ya. Kesin. Orası çok net. Fakat tamam hani kentle rotasyona da sokarım. Ama mesela şimdi biz savunmadaki oyuncuları bir de forvetteki isimleri ben okuyayım sizlere. Şu an kadroda. Yani bunların ayrılacakları olacaktır tabii de. Hocamla konuştuk yani 40 kişi idman yapıyor Fenerbahçe muhtemelen diye. Gustavo Henrique, Zalai, Bekao gelecek. Ciku, Serdar, Samet, Emir. Yani saydığımızda şu anda Fenerbahçe'nin 7 tane stoperi var. Eksik bile saymış olabilirim yani düşünüyorum. Onun dışında hücum hattında Ceko, Umut Nayır, Serdar, King, Batshuayi, Pedro. Hücum hattında da 6 isim çıktı. Yani şöyle bir nokta var Fenerbahçe'de. Taraftar da şunu söylüyor. Yani tamam diyor Zaha gelsin. Kentte de orada hani rekabete girsin. Rekabete neyse, girsin ha. Ki ya da Zaha'yı rotasyonlayan kentse iyi de bir şey takım açısından bence. Ama hani bazı mevkilerde o kadar birikmişlik var ki artık gidecek oyuncular da önem kazanmaya başladı. Çünkü idman yapmak kolay değil. Hocanın kafasındaki yapıyı oturtması kolay değil. Yani oyuncular açısından da kolay değil. Biraz Fenerbahçe yavaş yavaş göndermeye de başlamalı diye düşünüyorum ben. Ya bu en başta İsmail Hoca'yı ister. Çünkü idmana 40 kişi çıkmaz. İdmanın kalitesini de etkiler. Yani orada planlama yaparken nasıl yapacaksınız? Sahayı nasıl kullanacaksınız? Yani günde çift idman yapmanız lazım iki takım halinde. Yani bu hocayı da zaten yorar. Öyle de dört bir şey idman yapsa olur şu an Fenerbahçe. Olur takım yani. Yarısı ayrı iki idman, yarısı ayrı iki idman gibi. Yani İsmail Hoca bu anlamda tabii yönetimin geçen seneden kaynaklı devamlı bir oyuncu alma isteği bu sene de devam ediyor. Tabii şampiyonluğu yakalama adına çünkü bakıyor olmadı diye bakıyor, değiştirelim diye bakıyor. Ama bunların bir de sözleşmeleri var, hukuki karşılıkları var. Bir anda git dediğinizde insanlar gitmiyor. O yükümlülüğü yerine getirmeniz lazım. Klasisi mi ne? Bir maç oynatıp 7 milyon euroya yakın para verdik. Vermiş takımız biz yani. Ülkeyiz biz yani. Öyle çok önemli değil. Orta saha merkez için de yine bir kalabalıklık söz konusu. Yani bir tek sağ açıkta çok net bir şey yok. Yani belki de İsmail Hoca'nın kafasında Emre Mor var orada yani. Emre Mor, İrfan Can. Muhtemelen Tadiç oynayacak bence. Ya, belki Selahattin yani abi. Çift santrafor 4. Tadiç, Emre, İrfan Can gibi orada bir rotasyon. 4'lü yani orta saha Diamond dediğimiz baklava düzenini oynatıp çift santrafor oynadığında belki çift santrafor değiştirebilir mi? Hocam sıkıntı şurada. Bu sefer şurada, de kanat oyuncusu benim söylediğim sistemde kanat oyuncusu yok. Bekler de çıkıyorsun. 4-2-3-1 çıkacağım dedi ya İsmail Hoca. Ya da 4-3-3. Ama bu noktadan hani savunması 4'lü olacak belli ki. Ki bu arada ben söyledim Beka da gelirse Beka, Ciku, Fenerbahçe'nin aslında çok böyle üçlü oynayabileceği sistemde de Perez.